Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. DW Haber'e hoş geldiniz. Manavgat'ta 4 noktada başlayan, gün boyu ilerleyen yangın can aldı. Büyümesi ve merkeze yaklaşması nedeniyle Manavgat Devlet Hastanesi tahliye edildi. DW Haber ekibinin yangından büyük zarar gören Manavgat Kalemler köyünden izlenimlerine yer vereceğiz. Sadece Manavgat değil, Adana, Kozan, Osmaniye, Mersin, Aydıncık, Bozyazı, Marmaris ve Milas'ta da yangınlar nedeniyle halk zor günler geçiriyor. Peki yangınların büyümesinin önüne geçmek mümkün mü? DW Haber'de bu soruya yanıt arayacağız. Yangınların yanı sıra gündemdeki bir başka önemli konu artan koronavirüs vakaları. Türkiye'de aşı olmak istemeyenlere test zorunluluğu getirilmesi önerisi gündemde. Bilim insanları bulaş riskinin ancak bu sayede azaltılabileceği görüşünde. Ve AKP'li isimlerin mülteci tartışmasında dile getirdiği göçmenler ekonomi açısından önemli söylemini mercek altına alacağız. Ekonomiyi Suriyeliler mi ayakta tutuyor? İşte bu soruya verilerle yanıt arayacağız. Önce Antalya, Manavgat, ardından Adana, Osmaniye, Kayseri ve Marmaris. Son iki günde 13 ilde toplam 41 orman yangını çıktı, can kaybı da yaşandı. 31'i kontrol altına alındı ancak yangının özellikle Manavgat'ta geride bıraktığı izler yürek burkuyor. Peki birçoğu insan kaynaklı bu yangınların büyümesinin önüne geçmek mümkün mü? Bu soruya yanıt aradık. Türkiye'nin güneyi iki gündür orman yangınlarının esareti altında. Pek çok bölgeden arka arkaya yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Son haber Marmaris'ten. Ormanlık alanda başlayan alevler bölgedeki ev ve otellere çok yaklaştı. Birçok kişi evlerini boşaltıyor. Yangının boyutu denizden böyle görüntülendi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Deniz kuvvetleri de destek için devreye girdi. Çarşamba günü yangın haberinin ilk geldiği yer olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde de alevlerle mücadele ikinci gününde. İlçede yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Onlarca yaralı hastanelerde tedavi altında. Yangının kontrol altına alındığı açıklanmıştı ancak rüzgarın da etkisiyle pek çok noktada yeniden etkili oluyor. Dikmenler ve Sarılar bölgesinde vatandaşlar evlerini tahliye ediyor. Şu ağaçın arkası yangın. Şurası yanıyor zaten. Allah'ım yardım et. Ya öbür arabayı getirin, yanıyor. Yangın ilk gününde Manavgat'ta önüne çıkan her şeyi yok etti. Evler, ahırlar, seralar, tarım alanları ve birçok canlı. Yangının ortasındaki Kalemler Köyü'nden geriye bir harabe kaldı. Adana Kozan'daki yangın da ikinci gününde. Yangının ağır tablosu sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. 7 köy tahliye edildi, alevlere müdahale sürüyor. Mersin'de ise orman yangınları Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde görüldü. Silifke'de alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılınca sahildeki çadır kamplar ve evler tahliye edildi. Yangınla ilgili sabotaj iddiaları gündeme geldi. Bu konudaki soruşturmalar sürüyor. Diğer yandan uzmanlar yangın mevsimlerinden önce ormanlardaki yüksek enerji çıkaran yanıcı maddelerin en alt seviyeye indirilmesi konusunda bir hazırlığın olmamasına dikkat çekiyor. Ormanlarımızda yanıp büyük miktarda enerji ortaya çıkarabilecek kuru yanıcı madde miktarı çok yüksek derecededir. Durum böyle olunca da buna ister 10 ton, ister 15 ton, ister 3 ton su atan helikopterlerin yapabilecekleri fazla bir şey yoktur. Özellikle belli bir boyuta ulaştıklarında. Rüzgara karşı perde işlevi sağlaması için daha az yanıcı ve uzun boylu ağaçların ormanlık alanlarda belirli bölgelere dikilmesi öneriliyor. Bu rüzgarların bu ormanlarda etkili olmasını engelleyebilecek rüzgar perdelerinin yapılması 30 sene önce önerilmiştir TÜBİTAK projeleri sonucunda. Bu konularda işte o tedbirler o dönemlerde alınmış olsaydı şimdi o servi yani rüzgarı engelleyen aynı zamanda alevleri de engelleyen bu servi bariyerleri bu servi rüzgar perdeleri yapılmış olsaydı bu yangın bu kadar şiddetli yaşanmazdı. Manavgat'ta dün 4 ayrı noktada çıkan yangına ikinci gününde de müdahale sürüyor.
Giderek daha geniş bir alana yayılan yangında en az 3 kişi hayatını kaybetti. Alevlerin yaklaşık 1 kilometre yaklaştığı devlet hastanesindeki bazı hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Mahalleler boşaltıldı. Dev Haber yangının ilk çıktığı yer olan Manavgat'ın Kalemler köyüne gitti. Geceyi ayakta uykusuz geçiren sakinler yaşadıklarını anlattı. Antalya Manavgat ilçesinin Kalemler köyü burası. Dün akşamki yangından en çok etkilenen köylerden biri. Yangın burada kontrol altına alındı ama çevre köylerde yeniden başladı. Büyük bir hayvan çiftliğindeyiz şu anda. Burada da büyük bölümü hayvanların telef olmuş durumda. Etrafımda da şu anda çok fazla küçükbaş hayvan ölüleri var. Köpekler var, tavuklar var. Yangının çiftliğin sahibi bir anda geldiğini ve 10 dakikada her şeyi yaktığını söyledi. Can kaybı bu köyde yok ama büyük bir maddi hasar var. Dün saat 12 civarında bir 15 kilometre yukarıdan yangın başladı. Haberini aldık. Önlemlerimizi aldık. Yukarıda yağmurlama tabancalarımız var. Islatmak için onlar var. Onları yaptık ama maalesef bir yarım saat içerisinde yangın geldi. Ondan sonra da hiçbir şey yapamadık. Hayvanların bir kısmı olduğu yerde yandı. Bir kısmını saldık dışarıya. Ormanın içinde yandı. Kalanlar bunlar. Küçükbaş hayvanlarımız vardı. Bir 40 kadar. 35-40 kadar. Onlar telef oldu. Burada kaba yemlerimiz vardı. Yonca, ot balyası, saman balyası 300 ton kadar. Onlar yandı. Yine burada kesif yemlerimiz vardı. Aşağı yukarı 20 ton kadar. Onlar yandı. 60-70 ton kadar buğday vardı. Hayvanlara yem için dökmüştük buraya. Onlardan biraz bir kısmı yandı. Bir tane traktörümüz yandı. Hem işçi evi, sahamhane olarak burası. Kendi oturduğumuz ev orası yandı, karşısı yandı. Dün yangın esnasında bu hayvanlar hep padok padok olduğu için girdik bu kapıları açmaya çalıştım. Traktörle açtım açamadım. Traktörle kırdım kapıları. Hayvanlar burada dumandan etkilenmesin diye. Alt tarafa gitti. Aşağıdaki kapıları açtım. Hayvanlar tarlaya ya da boş yere gittiler. O şekilde yaralandık. Hatta yaralandığımın da farkında değildim. İki de hastaneye gittim. Abi yanmışsın sen dediler. Sabaha kadar müşahede altında aldılar. Sabahta tekrar geldik buraları temizlemek için, boşaltmak için. 5 dakika içinde alev bir anda geldi. Canımızı zor kurtardık zaten. Yani ağırın bir tarafından girmesiyle öbür tarafından çıkması sadece 5 dakika sürdü. Bir anda geldi, bir anda kül oldu gitti her yer yani. Canımızı zor kurtardık. Çocuklarımızı bir taraftan, kendimiz bir taraftan, herkes bir yere dağıldı. Yani rezil kepaze, başka hiçbir şey değil. Yandık bitti. Ne yapmamız yani, hiçbir şey beklemiyoruz şu an. Bütün Manavgat yanıyor. Kimseden hiçbir şey bekleyemiyoruz şu an yani. Kimse yardım edecek durumda değil. Devlet yardım etti. Edemedi. Kimse kimseye yardım edemez şu an yani. Bütün Manavgat yanıyor. Kim ne yapabilir? Delta varyantı ile birlikte tüm dünyada COVID-19 vakaları tırmanışa geçti. Avrupa'da bazı ülkeler aşı olmayanların kafe ve restoranlar gibi kamuya açık alanlara girmesini kısıtlayan önlemler aldı. Aşı olmayanlar ya COVID-19 geçirerek iyileştiğini ispat etmek ya da negatif test sonucu sunmak zorunda. Türkiye'de de sağlık meslek örgütlerinin aynı yönde önerisi var. Ancak Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir karar çıkmadı. Bilim insanları bulaş riskinin yüksek olduğu mekanlara giriş için aşı ve test zorunluluğunun getirilmesini öneriyor. İrlanda, Danimarka, İtalya, Fransa, Delta varyantı yaygınlık kazandıkça Avrupa'da kafe ve restoranlar dahil tüm kapalı alanlara girişte aşı pasaportu ya da sertifikası şartı arayan ülke sayısı artıyor. Aşı karşıtları sokaklara çıktı ama hükümetler geri adım atmıyor. Almanya'da nüfusun yarısı koronavirüse karşı aşılanmış olsa da vaka sayıları arttığı için aşı olmayı reddedenlere kapalı mekanlara girişte negatif test sonucu gösterme uygulamasına geçirebileceği sinyali verildi. Kapalı mekanlara girişte aşı ya da PCR testi sonucu gösterme uygulamasına geçiş Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde. Bakanlık mekanlar ve bulaş riskiyle ilgili bilimsel verilere göre hareket etmeye kararlı. Peki dünyayla karşılaştırıldığında Türkiye'de durum nasıl? Aşıda tereddüt yaşayanlara nasıl yaklaşılmalı? Belli temel ihtiyaçları konusunda, örneğin markete gidip alışveriş yapmak gibi ya da seyahat etmek gibi. Hani bunlarda bir kısıtlama yapılması doğru değil. Ama bu kişilerin ne diyelim, hani isteğe bağlı yapacakları aktiviteler, örneğin sinema, tiyatro, işte kalabalık bir kapalı ortamda konser,
gibi etkinliklere girmelerinin engellenmesi söz konusu olabilir. Bizde aşı karşıtlığı ve tereddüdü Avrupa ülkelerinden daha yüksek. İngiltere'nin 2-3 katı, Amerika'nın 2 katına yakın düzeyde karşıtlık ve hiç aşı olmayacağım ya da emin değilim türünden tutumlar söz konusu. Bilim insanları toplumu aşıya özendirmek için tiyatrolar ve sinemalar başta olmak üzere tüm toplu etkinlik alanlarına girişte aşılı olanlara bilet ücretlerinde indirim yapılmasının da ele alınabileceğini söylüyor. Türkiye'de mültecilere dair tartışmalar sürerken AKP'nin önde gelen isimleri göçmenlerin ekonomi açısından önemini vurgulayan açıklamalar yaptı. Verilere göre yaklaşık 1 milyon göçmen kayıt dışı ve düşük ücretle çalışıyor Türkiye'de. Suriyelilerin kurduğu şirketlerin sayısı ise toplamın %1'i bile değil. Uzmanlara göre koşullarının düzeltilmesi ve destek verilmesi halinde Suriyeliler Türkiye ekonomisine katkı sunacak noktaya gelebilir. Suriyeliler giderse ekonomi çöker söylemi doğru mu? DV Haber verilerle araştırdı. Türkiye'deki 3,5 milyondan fazla Suriyelinin 950 bini bir işte çalışıyor. Ancak bunların %91'i kayıt dışı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre en çok tekstil, ticaret, inşaat, hizmet ve imalat sektöründe istihdam ediliyorlar. Türkiye'de ortalama haftalık çalışma süresi 48 saatken Suriyeli çalışanlarda bu 60 saatin üstüne çıkıyor. Aldıkları ücretler ise normal ücretlerin %30 ila 40 altında belirleniyor. Suriyelilerin İstanbul'dan sonra en fazla bulunduğu kent Gaziantep. Kentin en önemli sanayi kuruluşu Sanko Holding'in onursal başkanı Abdülkadir Konukoğlu, DV Haber'e yaptığı değerlendirmede ekonomiyi Suriyeliler ayakta tutuyor şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Gaziantep Suriyelilere dayalı olarak Gaziantep olmadı ki. Tabii ki bir Suriyeli iş gücü var. Ama şu bir gerçek ki Suriyeliler olmasa bu sefer de doğudan göç gelirdi. Değişen bir şey olmazdı. Suriyeli göçmenler çok büyük oranda küçük esnaf ve KOBİ seviyesindeki işletmelerde çalıştırılıyor. Göçmenlerin herhangi bir seçeneği olmadığı için ucuz iş bölümlerini bu insanlar istila etti. Ama belirli fabrikalarda o kadar Suriyeli çalışmıyor. Genelde küçük esnafta çalışıyorlar. Suriyeliler Türkiye iş dünyasında yalnızca ucuz iş gücü olarak değil sermaye sahipleri olarak da giderek yerlerini almaya başladı. Suriyeli şirket sayısı 2019 sonu verilerine göre 15 bini aşmış durumda. Ancak pandemi sonrasında kaç işletmenin kapandığı ya da açıldığı belirlenebilmiş değil. Bu 2 milyona yakın aktif şirketin olduğu Türkiye'deki işletmelerin %1'inden az. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın yaptığı çalışmaya göre Suriyeli girişimciler ülke genelindeki toplam Suriyeli nüfusun %7'sine geçim imkanı sağlıyor. Bu şirketlerin %97'si de hiçbir yerel, uluslararası ve milli kuruluştan destek almıyorlardı. Ve en büyük zorlukları da banka sistemlerini de kullanamamaları olduğunu belirttiler bize. Doktor Sibel Güven'e göre Suriyeli şirketlere ihtiyaç duydukları desteklerin verilmesi halinde Suriyelilerin istihdam sorunu da büyük ölçüde çözülebilir. Bu şirketlerin en azından ihracat potansiyeli olduğu ve kendilerine belli bir danışmanlık ve özellikle yerel yasal müktesebatla ilgili bilgi verilmeleri halinde daha faydalı olabilecekleri ve kendi vatandaşlarını da istihdam ederek onlara da iş sağladıklarını görüyoruz. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü rakamlarına göre Türkiye'deki toplam göçmen sayısı 5,5 milyona ulaşmış durumda. Geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı ise 3 milyon 684 bin. Bu haberimizle bültenimizin sonuna geldik. Yayınlarımızda yer verdiğimiz haber ve röportajların çok daha fazlasına DV Türkçe'nin sayfasından ulaşabilirsiniz. DV Haber yarın aynı saatte Facebook ve Twitter canlı yayınlarında sizlerle olacak. Hoşça kalın.